Tövbe tövbe estağfurullah ya. Ümmeti Muhammed ne hale gelmiş kardeşim. Kardeşim ne yapıyorsun sen burada ya? Gördüğün gibi sahur yiyorum. Ne sahuru mübarek? Ezan okuyalı neredeyse bir saat oldu. Güzel kardeşim onu bana söylemeyeceksin. Ezanı imsaktan bir saat 15 dakika önce okuyanlara söyleyeceksin. Bu benim suçum mu? Ne alakası var kardeşim? Nereden öğreniyorsunuz böyle şey? Allah ve Resulü'nden öğreniyoruz. Sen Arapça biliyor musun? Biliyorum. Otur bakayım şuraya o zaman. Allah Allah. Tövbe estağfurullah ya. Sana ayeti okuyacağım. Sen de yanlışın varsa düzelteceksin. Tamam mı? Tamam. Bakara Suresi 187. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا Yiyin, için. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ Nihayet sizin için belli oluncaya kadar. الْخَيْتُ الْأَبْيَتُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ Beyaz hat, siyah hattan net bir şekilde ayrılınca مِنَ الْفَجِرِ Fecirle birlikte. Ayette problem var mı? Yok. Şimdi Allah-u Teala diyecek ki size göre beyaz hat, siyah hattan ayrılıncaya kadar yiyebilirsiniz, yiyip içebilirsiniz. Ondan sonra gecenin zifiri kanalında bir tanesi ezan okuyacak. Ben de yemek içmeye son vereceğim. Yok ya. İyi de mübarek. Bu kadar alim var, diyanet var. Bunlar görmüyor da bu ayeti sen mi görüyorsun? Tamam gel diyanetin beline bakalım. Gördüler mi, görmediler mi oradan şey yapalım. Tamam tamam. Bir dakika dur, bir dakika. Çıkarayım Kur'an'ı. Bak diyanet mealinde ne diyor? Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayrılıncaya kadar. Yani tan yeri ayrılıncaya kadar yiyin için. Ayet-i kerimenin metninde olan, Arapça metninde olan lekum size göre ifadesi o manaya gelmiyor mu? Neden yok? Çünkü diyanet hassas aletlerle insanların göremediği ışınları da gördüğünü iddia ettiğinden lekum ifadesini ayette mecburen gizlemek zorunda kalmıştır. Oysa Allah-u Teala ufukta fecrin belirmesini bizim gözlemle yapabileceğimiz şekilde ortaya koymuştur. Bizim gözümüzün alabileceği şekilde ortaya koymuştur. Yani koskoca Diyanet şimdi bile bile bunca insanı kandırıyor mu diyorsun yani? Diyanet Allah için çalışan bir kurum değil ki. Resmi bir kurumdur. Diyanet için doğrudan ziyade insanların içselleştirmiş olduğu geleneksel kabuller önemlidir. Doğruymuş yanlışmış buna bakmaz. Sana bir soru soracağım. Fecir nedir? Fecirdir. Bak güzel kardeşim, Allah Resulü buyuruyor ki, fecir kızıllıktır. Bu hadis Ebu Davud'da geçmektedir. Ebu Davud'da ve Tirmizi'de geçen diğer bir hadiste de ışığın dikine yayılması sizi etkilemesin, yemek içmekten alıkoymasın diyor Allah Resulü. Ancak ufukta enlemesine yayılan ışık ortaya çıktığı zaman, fecir belirdiği zaman ki bu kızıllıktır, işte bu saatte yeme içmeye son verebiliriz. Şimdi Allah Resulü'nün bu hadisinin, Bakara Suresi'nin 187. ayetiyle ne kadar uyumlu olduğunu görüyor musun? Orada Allah-u Teala ne buyuruyor? Size göre siyah hat, beyaz hattan fecirle birlikte aydınlanıncaya kadar yiyip içebilirsiniz diyor. Ya Allah Allah, bu kadar insan yanlış mı yapıyordu yani? Kardeşim, Müslüman şuurlu olacak. Öyle her önüne gelene hudede inanmayacağız. Kur'an ortada, sünnet ortada, dört mezhebin uygulaması da ortada. Şimdi sen sabah namazından mı geliyorsun? Evet. Sizin sabah namazı kıldığınız vakitte hava zifirizinden karanlık. İmsak olduğunda hava böyle kararmaz. Bu durum Buhari'de geçen bir hadiste şöyle ifade ediliyor. Peygamber Efendimiz Nebi namaz kıldırdığı zaman etraf hafif aydınlıktı ve insanlar birbirlerini görebiliyorlardı. İyi de mübarek, madem bu kadar hadis var, ayet var, bu insanlar neye dayanarak bu imsak vaktini tayin ediyorlar? Aslında bu yanlış çok eski değil. Son 100 yıla ait. Ahmet Murtar Paşa imsak vaktini geceye çekmiştir. Ahmet Murtar Paşa'dan önce imsak vakti Kur'an ve sünnete göre şekilleniyordu. Ona göre hesaplanıyordu. Bak şimdi, dört mezhebe göre üç tane doğuş vardır. Fecr-i Kazim'in doğuşu, Fecr-i Sadık'ın doğuşu, bir de Güneş'in doğuşu. Fecr-i Kazim'in doğuşu, hayvanların, bitkilerin, tabiatın canlanıp harekete geçtiği zamandır ki Araplar ona seher vakti derler ve yemek yemeye başlarlar. Fecr-i Sadık ise ufukta enlemesine yayılan aydınlık altında fecir yani kızıllık, onun altında siyah hatın net bir şekilde belirmesidir. Madem öyle, niye sizin hocalarınız ehli sünnet alimleriyle televizyonun karşısına çıkıp da herkesin karşısında bu konuyu tartışmıyor? Tamam da, Fatih Altaylı'nın
sunduğu bir programda Cübbeli Ahmet'e Fatih Altaylı şöyle dedi. Abdülaziz Bayındır'la bu konu yani imsak konusunu tartışmaya hazır mısınız? Peki o ne cevap verdi? Abdülaziz Bayındır'a ne haklısın diyebilirim ne haksızsın diyebilirim. Benim bu konuda herhangi bir bilgim yok. Ama dediğim gibi din alimlerinin katılacağı bir programa seve seve konuk ederler. Ahmet Hocam size katılır mısınız? Ben yok benim. Ben atış serbest çıkıyorum tek başıma. Konuşuyorum gidiyorum ben. Öyle mi demişti? Ya öyle dedi. Ya sen şimdi bu kadar ulema, bu kadar tarikatlar, mezhepler, benim koskoca şeyhim, bunlar Kur'an'a ve sünnete uymuyor mu diyorsun yani? Ben asla böyle bir şey kabul edemem. Ya güzel kardeşim, tarikatlar Allah yoluna kurmuş barikatlardır diyor Timurtaş ve haklıdır. Bu kadar cemaat, tarikat doğru yapıyor da o zaman Allah'ın kendisi mi yanlış yapıyor? Sizin hiçbir temeliniz yok. Sadece zannettiklerinize uyuyorsunuz. Bu dünyada orucu kimin istediği şekilde tutuyorsanız yarın gider mükafatınızı ondan beklersiniz. İyi mübarek pek. Ne yaparsan yap. Benim işim gücüm var. Kalkıyorum. Peki kardeşim selametle. Benim de çayımı içmem lazım. Allah selamet. Hadi Allah selamet versin.